Şimdi Damla'nın terine ter eklemek için Karadeniz'den devam edeceğiz. Doğan Hoca'ya bir selam göndermek isteriz bu eser vesilesiyle. Doğan Cankuya. Rahmetli babası Mehmet Şerafettin Cankuya ait bir eser, Dudilli. Kendisi bize inandı ve çok büyük destek oldu ilk albümümüz süresince. Sağ olsun bize inanarak bu eseri verdi. Eserin yapımında da bütün bölümlerinde de dinleyerek bize destek olduğu fikirlerini söyledi. Bizim için çok önemli Doğan Hoca. Hepimiz için öyle aslında. Bizim için yeri ayrı sadece, öyle diyebilirim. Şimdi Dudilli şöyle bir eser. Talihsiz bir enişte var. Bir türlü kendini sevdirememiş. İşte kuymak yiyecek. Evet, enişteleri aslında çok severiz çok biz severiz. Karadeniz'de. O yüzden deriz ki işte sana muhlama yapacağım ama tava delik. Yağ da yok. İşte mısır da yok. Kemerçem var ama yayı yok falan. Yani gibi ama çok severiz. Sevdiğimiz için bu sunumları hep yaparız. Bu eserde de çok güzel dile getirilmiş, kaleme alınmış. Şimdi onu büyük bir keyifle seslendireceğiz. Lakin. Evet, eklenecek bir şey eklemek istiyorum çünkü. İşte kardeş şimdi olmak burada çok işe yaramıyor mu? Ama bir şey söyleyeyim, şurada hiç işe yaramıyor. Ben sahnede bir şey değiştireceksem zorlanıyorum. Çünkü ekibe mi söyleyeyim, kızlara mı söyleyeyim, kime söyleyeyim öyle falan gibi bir zorluk oluyor. Neyse bu aramızda. Şimdi şöyle, şimdi çalacağımız aslında üçlü bir eser, bir potpourri. İkinci eserimiz de Meryem. Müziği bana ait, sözleri de soba başında analemden böyle dizinin dibinde otururken kazara kaydettiğimiz manilerden oluşan. Dur ben onu anlatayım. Ne tamam olsun? Anlat. Şimdi biz her yaz, şimdi iştaha geldim böyle anlatacağım. Her yaz köye gideriz mutlaka. Damla sabıt etme. Her yaz köye gideriz, Maçakel'e gideriz, Artvin'e gideriz bebekliğimizden bu yana. Anneannem de sağ olsun işte biz böyle gittikçe mısırları saklar. Yani biz biraz geç gittiğimiz için köye mısır zamanı geçmiş oluyor. Mısırları saklıyor, difrize atıyor onları. Sonra biz gidince de hemen kuzine de çeviriyor mısırları. Damla çünkü közlenmiş çok seviyor. Ben sevmiyorum ama işte o sevdiği için ona yapıyor sürekli. Bilmiyorum torpili var anneannemden. Sürekli yapar sağ olsun. İşte o mısırlar pişerken biz de anneannemin dizinin dibinde otururuz. Soba yanar, gürül gürül. Böyle durur durur, bir sessizlik olur, olur, olur. Ondan sonra da böyle yapar. Benim ince dişlerim bir çatışıyor. Benim sana doğum yarı tuz pantolon yakışıyor. Anneanne ne dedin, çok güzeldi, bir daha söyler misin? Ebedi demem, vallahi demem. Utanırım, yok demem. Anneanne ne olur söyle. Ya böyle bir oldu, iki oldu, üç oldu. Anneanneciğim lütfen, çünkü söyleyemiyorum. Beste yapacağız, işte senin sözlerinden albüme koyacağız. Çünkü söyleyince, ya söyleyesi varsa da söylemez çünkü çok utanır. Neyse gel git böyle gittiği zaman sonra işte biz sonra da akıl edebildik. Telefonların bir ses kayıt cihaz olduğunu sonradan akıl edebildik heyecandan herhalde. Sonra bir ara bir yaz gene gittik. Telefonu aldık, açtık ses kayıtlarını, koyduk, oturduk. Mısırlar pişiyordu çasır çusur. Anneanne bekliyoruz. Sohbet bitti. Sonra geldi. Benim önce dişler mi çatışıyor? Benim sevdiğim yara tuz pantolon yakışıyor. Anneannemde bir sessizlik. Niye bunlar tekrar istemedi diye. Hiçbir şey demeden telefonu şöyle arkadan ses kaydını durdurduk. Böyle biz biriktirdik ve Damla da ona bir müzik yazdı. O sözlere müzik yazdı. Üç kıtadan oluşuyor. Adını da Meryem koyduk. Çünkü anneannemizin adı Meryem. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben mi çok konuşuyorum yudum mu? Hayır. Tamara buna bir karar ver. Hayır, kabul etmiyorum. Ben iştahlı anlatmadım mı sadece? Yani ben öyle hissediyorum. İştahlı anlatıyorum gibi hissediyorum. Lütfen. Thank you.
daracık o da yok, ev daracık o da yok, ev daracık o da yok, ev daracık o da yok. Bir muhlama yapardım, bir muhlama yapardım. Tava delik ya da yok, tava delik ya da yok, tava delik ya da yok, tava delik ya da yok. Du dilli du dilli, da du dilli du dilli, da du dilli du dilli. Yaptığım gönderdiğim bir ortam. Yaksaklar
Neyse horonu oynasa.